Emekleri taçlandırmak ve hayatlara dokunmak adına bir ilke imza atıyoruz. Süreçlerine dahil edilmesi için önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz. Özel bireylerimizin hayatın her alanında etkin bir şekilde söz sahibi olabilmeleri, onlara sunacağımız fırsatlar ve oluşturacağımız yeni alanlarla mümkündür. Nitekim özel bireylerimizin kendilerine gerekli imkanlar tanındığında nice başarının altına imza attıklarına ve pek çok konuda engel tanımadıklarına büyük bir gururla şahitlik etmekteyiz. Selçuklu Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisemizin Mevlana Kalkınma Ajansı ve Selçuklu Belediyesi'nin destekleriyle yürütmekte olduğu İşitme Engelliler İş Gücüne Kazandırılıyor projesi de bu noktada atılan çok değerli bir adım olmuştur. Günümüz sanayi sektöründe çok önemli bir yeri olan PVC alanına özel eğitim lisemizdeki öğrencilerin nitelikli iş gücü olarak yönlendirilmeleri sektör için büyük bir kazanç olduğu kadar öğrencilerimizin iş hayatına atılmaları açısından da son derece önemlidir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Selçuklu Belediyesi ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle okulumuz bünyesinde oluşturulan proje ve metal teknolojileri alanı PVC atölyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim öğretim faaliyetlerine her daim destek olan Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pek Yatırmacı'ya ve Mevka Genel Sekreteri Sayın İhsan Bostancı'ya özellikle teşekkür ediyor. Bu atölyede mesleki eğitim sürecine katkı sunacak olan gençlerimize yol açıklığı diliyorum, saygılarımla. Kalkınma yerelden başlar anlayışıyla sorumlu oldukları bölgelerin her açıdan gelişmesine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren kalkınma ajansları, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet yürüten kalkınma birimleridir. Biz de Mevlana Kalkınma Ajansı olarak yönetim kurulumuzun önderliğinde ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda sorumluluk alanımızda bulunan Konya ve Karaman illerinin gerek işletmelere, kamu kurumlarına ve sivil toplum kuruluşlarına sağladığımız mali desteklerle gerekse de çeşitli konularda hazırladığımız plan ve programlarla kalkınmasına yön vermek ve kalkınma süreçlerini hızlandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bugün bizi bir arada olmamıza sebep olan SOGEP programında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen, yerelde ise kalkınma ajansları tarafından uygulanan sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında bugünkü projemizi gerçekleştirdik. SOGEP programımız değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık verilmesi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif olarak katılımlarının sağlanması ve sosyal sorumluluk uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla tüm illerimizde yürütülen bir program. Bugüne kadar sorumluluk sahamızda bulunan Konya'da 9, Karaman'da ise 6 proje olmak üzere farklı konularda toplam 15 projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından finanse ettik bu program kapsamında ve toplamda 50 milyon liraya yakın bir kaynağı bölgemize bu sayede çekmiş olduk. Bugün bizleri bir araya getiren ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selçuklu Belediye'mizin işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında da içinde bulunduğumuz Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde işitme engelli öğrencilerin PVC kapı pencere üretimi alanında iş hayatına hazırlanması amacıyla bir meslek atölyesi kurulmuş durumda. Atölyenin kurulumunun ardından inşallah projemiz devam ediyor. Proje kapsamında eğitim almakta olan 27 gencimizin eğitim süreçleri tamamlanacak ve bu mesleki eğitimleri alıp başarılı olan en az 10 öğrencimizin de PVC kapı pencere üretimi yapan firmalarda istihdam edilmesini öngörmekteyiz. İşitme engelli gençlerimizin istihdam alanında dezavantajlarını en aza indirecek eğitim imkanlarına sahip olmaları adına son derece önemli gördüğümüz bu projeyi desteklemekten biz büyük bir mutluluk duyduk. Bu proje ajansımız tarafından yaklaşık 2 milyon liraya yakın bir destek sağlandı. Sağ olsunlar binamızı Selçuklu Belediye'miz inşa etti. İlçe Milli Eğitimimiz, Okul Müdürlüğümüz ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından süreçler takip edildi. Bu ekipmanlar
satın alma süreçleri, kurulum ve proje uygulama süreçleri hayata geçirildi. Ben bu projenin hayata geçirilmesine büyük emek harcayan bu vesileyle Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Okul Müdürlüğümüze, İl Müdürlüğümüze ve Selçuklu Belediye'mize çok teşekkürler ediyor. Projenin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün bizim için önemli bir gün. Çünkü eğitim alanında pek çok şeyi yapmaya çalışıyoruz ama özel eğitimle ilgili, özel öğrencilerimizle ilgili yapılan her iş bizim için önemli ve özellikli. O yüzden bugün burada olmaktan, sizlerle birlikte bu güzel açılışta bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Emeği geçen herkese de özellikle teşekkür ediyorum. Tabii eğitim alanında hepimizin üzerine görevler düşüyor. İl, ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz zaten bu konuda gereken bütün çalışmaları yerine getiriyorlar. Ama belediyelerin de, kalkınma ajanslarının da, diğer kurumların da mutlaka eğitim alanında üzerlerine bir görev alması, bir sorumluluk alması ve bu konularda bir çalışma yapması gerekiyor. Biz de Konya'mızda çok şükür bütün kurumlarımızla birlikte, belediyelerimizle birlikte eğitim alanında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle de işbirliği halinde çok güzel işlere imza atıyoruz. Bugün de işte bunun örneklerinden bir tanesini hep birlikte görüyoruz, şahit oluyoruz. Ben belediyecilik hizmetlerini sadece temel belediyecilik hizmetlerinden ibaret görmüyorum. Temel belediyecilik hizmetlerini yapmak zaten bizim asli görevimiz. Olmazsa olmaz. Onunla ilgili en ufak bir eksikliğe, aksaklığa hiçbir zaman tahammülümüz yok. Ama bunun yanında en önemli yapmamız gereken işlerden birinin de eğitim alanında hem fiziki şartların iyileştirilmesi hem de donanım yönünden imkanların geliştirilmesi ve çocuklarımıza, gençlerimize daha nitelikli, daha kaliteli, daha yüksek standartta eğitimlerin verilebilmesi için mekanların oluşturulması, imkanların oluşturulması bizim asli görevimiz diye düşünüyorum. Gençlerimiz geleceğimiz, çocuklarımız her zaman üzerine titrediğimiz bizim en değerli varlıklarımız. Tabii özel gençlerimiz olduğu zaman iş daha da farklılaşıyor. O yüzden bu zamana kadar anaokulları, ilkokullar, liseler, farklı binalar yaptık, farklı açılışlar yaptık, atölyeler yaptık ama buradaki yaptığımız iş görüyorum ki şimdiden meyvelerini vermeye başlamış. Ben İl Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Mevlana Kalkınma Ajansımıza, Genel Sekreterimize, bütün emeği geçenlere bu proje için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okul müdürümüz, yöneticilerimiz burada çok büyük emekleri var, gayretleri var. Biz okulu ziyarete geldiğimiz zaman bize heyecanla burada yapmak istedikleri projeyi ifade ettiler. Bununla ilgili çabaları, gayretleri bizi de heyecanlandırdı. Ve çok şükür bugün bu güzel neticeyi hep birlikte artık açılışını gerçekleştiriyoruz. Ben emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada inşallah gençlerimiz, özel gençlerimiz, öğrencilerimiz meslek sahibi olacaklar. Ve buradaki programlar bittikten sonra da hem sosyal yaşantılarında hem aile yaşantılarında hem de bireysel yaşantılarında artık statüleri değişmiş olacak. O yüzden onlar için güzel yeni bir başlangıç burada oluşuyor. Hepsine başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı vazifeler alırlar, hayırlı görevler alırlar ve kendileri için de aileleri için de güzel neticelere vesile olur diyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyor. Atölyemizin hayırlı olmasını temenni ediyor.
Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ya Allah bismillah, hayırlı olsun. Buradayız efendim. Ne diyorlar? İnşallah devam edebiliyor. Heyecanlandı herhalde. Teşekkür ederim.